Özellikle merak ettiğimiz memur ve emekli maaşları, evet. Zam oranları belli oldu. Evet, önce şunu söyleyeyim. Biz 20 dakika oldu TÜİK'in sitesinde ancak yavaş yavaş erişebiliyoruz. Hatta tam da erişilemiyor, onu da söyleyelim. Geçen sefer de yine böyle ulaşım sorunu olmuştu, erişim sorunu ama 20 dakikadır tam bilgiye ulaşamadık. Onu da belirtmek lazım. Şimdi yavaş yavaş ulaşmaya başladık. Şöyle istersen hemen zam meselesine başlayalım. Sonra TÜİK'in verileriyle bir aynısına bakalım. Neler var TÜFE tarafında? Neden enflasyon bu kadar yüksek çıktı diye. Şöyle görünüyor. Son yapılan hesaplamaya göre malum ikinci 6 aya ilişkin bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Bu farka göre %25,47'lik bir enflasyon zammı olacak. Kime? SSK ve Bağkur emeklilerine %25,47. Bunun dışında memur ve memur emeklilerine oran bunun 3 puan altında. Neden? Çünkü zaten bu yıl için 3 puanlık toplu iş sözleşmesinden gelen bir katkı olacaktı. O yüzden orada %22,47'lik bir zam oranı Murat, karşımıza çıkıyor. Murat, izninle bir araya gireyim. Tam notumu alamadım ben de. Tabii. Şimdi SSK emeklileri için. SSK, Bağkur 25,47. Evet. Onun dışında memur ve memur emeklisi için 22,47 görünüyor şu aşamada, ilk etapta. Tabii şunu da söyleyelim. Bunu da ayrıca belirtmek lazım. Bu nihai zam mı? Bunu biz akşam kabine toplantısında muhtemelen öğreneceğiz. Çünkü biliyorsun memur ve emeklilerin özellikle asgari ücret zammı %50 civarına ulaştıktan sonra buralarda bir zam beklentisi vardı, ek zam beklentisi. O yüzden akşam hani bunun üzerine gelebilecek başka zam haberleri de karşımıza çıkabilir ama ilk etapta hiçbir şey olmadığını varsayarsak böyle bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Evet. Bu işin zam, memur maaşları vesaire tarafı. TÜFE tarafındaki haneteye bakarsak neden böyle bir enflasyon çıkmış? Hem aylık tarafta hem yıllık tarafta fark yaratan konu ulaştırma olmuş. Çünkü aylık fiyat artışı ulaştırmada %28,49, yıllıkta %53,66, açık ara birinci sırada. Bunun dışında gıda tarafında özellikle aylık, yıllık tarafta 43,80, yine gıda oldukça yüksek. Aylık tarafa bakarsak orada da yine %15,99. Yani aslında enflasyonu en çok etkileyen unsurların ne olduğunu değerlendirirsek bunların gıda olduğunu, bir yandan konut olduğunu ve ulaştırma olduğunu hatırlatmak lazım. Yani bunların üçünü bir araya getirdiğimizde enflasyon sepetinin %50'sinin biraz daha fazlasını oluşturuyor. Buradaki her hareket önemli. O yüzden ana unsur gıdada bir net artış var. Ulaştırmada net bir artış söz konusu. Konut tarafına bakarsak konutta da evet bir artış söz konusu ama konut diğerlerini konut derken tabii ki konuta dair masraflar. Yani sırf konutun fiyatın kendisi değil tabii ki. Yani konut içerisinde elektrik vesaire, işte doğalgaz neyse o tip harcamaların da aslında maliyetleri bu işin içine girmiş durumda. Bu aşamaya baktığımızda bu taraflarda hareket var. Şimdi Ocak ayı itibariyle gelen zamları düşünürsek ulaştırma tarafı Ocak ayında da çok rahat kalmayacak gibi görünmekte. Çünkü biliyorsun bir akaryakıt zammı var. Yarın öbür gün değişir, iner vesaire bakarız ama ilk etapta ocağa nasıl başladık? Böyle başladık. Evet. Bir yandan tabii ulaştırma dışında doğalgaz, elektrik tarafında da sanayi tarafında da başta olmak üzere bir artış özellikle doğalgazda var. Tabii bunun önümüzdeki dönemde üretici maliyetlerinin yansıması muhtemelen olacak. O yüzden önümüzdeki birkaç ay boyunca enflasyon baskısının yüksek şekilde hissedileceği bir dönem yaşayacağız gibi görünüyor. Peki Murat, teşekkürler. Sağ ol verdiğin bilgiler için. Ayrıntıları da görmüş olduk. SSK ve Bağkur emeklisine %25,47 ekranlarınızda görüyorsunuz. Zam uygulanacak.